Selamünaleyküm hepiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere fıstıklı dökme spesiyel çalışmasını yapacağım elimden geldiği kadar. Umarım beğenirsiniz. Her zaman olduğu şekilde malzemelerimi ben buraya taktım. Tek tek anlatayım ne girdiğini. Ondan sonra miktarları videonun sonunda tekrardan anlatarak paylaşırım tarifini. Toz fındık, toz fıstık, Hindistan cevizi, pudra şekeri, yumurta beyazı ve çalışmış şanti. Kap da ben şimdi birazdan onu atarım gösterelim. Miktarlarını yazacağım dediğim şekilde. Bunların hepsini bir görün diye tarttım buraya. Döküyorum tezgahı. Şanti atacağım. Bakın çalışmış şanti. Bildiğiniz evlerde, marketlerde aldığınız şanti çırpın mikserde. Zaten gramajları yazıyor orada. Çalışmış şanti içerisine göz kararı bu şekilde attım ben. Yumuşaklığına göre tekrardan ekleyebilirim. Yumurta beyazını atıyorum. Çok kolaydır ve lezzetlidir gayet. Toz fındık değil de hepsini toz fındık atarsanız çok çok daha güzel olur. Ama çok maliyetli olur. Bu yüzden sizin tercihiniz. Yani tam fıstık da olur, tam fındık da olur. Fındık olunca pek renk olmayacaktır. Çünkü krem tarzında bir renk olduğu için fındık. Ama fıstıklı yaparsanız hepsini çok çok lezzetli ve rengi de çok güzel olur. İsteyen meslektaşlarım da vardır izleyen muhakkak. İsteyen içerisine ek olarak boya atabilir. Ben atmayacağım. Yani rengi biraz açık, solukluyorsanız biraz boya atabilirsiniz. Sıvı boya. Kıvam bana göre gayet iyi. Bir avuç kadar attım, gayet iyi şu anda. Çok basittir. Yoğurması, işlemesi çok basit. Fırında da çok az pişiyor. Yani rahatlıkla bir misafiriniz geldiği zaman ellerinizde malzeme varsa çok kolaylıkla yapabilirsiniz yani tabii. Evet. Hamur bu kadar. Tamam. Duraklatalım. Evet. Şu anda hamuru kullandım. Tepsinin içerisine atıyorum. Bir adet tava lazım olacak. Tavamı da ayarlıyorum. Devam ediyorum. Arkadaşlar bir adet tavamı getirdim. Tavanın altını ince bir ayçiçek yağıyla yağlamamız lazım. Altına yağlı kağıt da serebilirsiniz. Ondan da çıkabilir. Ama ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Denemedim. Ha, olur diye düşündüm tecrübemiz dayanaktan. Dişli duyu ucunu göstereyim. Bu şekildedir. Dikenli yani zaten. Büyüklüğü de budur yani. Küçükleri de var. Küçükleri de istediğiniz şekilde yani. Hiçbir şey meslekte hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. Tamamen size kalmış bir şey. Bu şekil vermek için ve muhakkak bu olmasa tabii ki. Onu da arada söylemiş olayım. Biraz yaklaşacağım abimize. Yani üst üste iki kere sıkıyoruz. Bir sıkıp bir daha üstünden bir daha sıkıyoruz. İki kat gibi düşünün. Şekli tamamen size kalmış. Bu şekilde dökülür. Uzun şekillere dökülür. Ama vitrinize koyarsanız muhakkak bir şekil denemenizi tavsiye ederim. Hem görüntü açısından hem de görünüş açısından. Yani görüntü açısından başka bir açısı yok gerçi de. Görüntü açısından yani. Şık durur yani bitimde. Daha dolunduruyor. Ve ömrü çabuk biter. İnce dökerseniz yani. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu spesiyel çeşitlerle bu tarz ürünlerde fırında çok az duran ürünler en fazla 3 gün ortalama gider. Bunu bilerek de tezgahınız yapın. 3-4-5 gün durduğunuz vakitte tabi tadında sorun olmayacaktır ama tek sorun kuruması. Kuruduğu zaman da zaten yenmez. Biraz döktükten sonra videoya devam ettirim. Çok sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar tam bir tava olarak çıktı. Kenarlarında küçük küçük şeyler koydum. Küçük olarak da çıktı. Az kaldığı için tavanın dışına çıkması lazım. Üçer tane tüm fındık koyuyorum. Meslektaşlarıma bunu söyleyeyim. Normalde orijinalini draje mat fıstık kondur üzerine. Mat fıstık kullanmadığım için şimdi kullanmıyor.
O yüzden dolayı fındık koyuyorum, tüm fındık. Ceviz de olur, fındık da olur, borş da olur. Tamamen her şey size kalmış yani. Sizin zevkinize kalmış yani. Duraklat, devam edelim. Arkadaşlar fındıklarına koydum hepsini. ...170 derecelik fırında atacağım. 10 dakika vereceğim. Ona göre kontrol şekilde devam. Arkadaşlar şu anda fırından çıkarttım. Yani yumuşaklığını. Böyle yumuşak olması lazım çünkü sonradan sertleşecektir. Hemen çıkmaz. Yani hemen yerinden oynatamazsınız. Bir 3-5 dakika kadar bekleyin. Ondan sonra spatula yardımıyla çıkmıyorsa spatula yardımıyla kaldırabilirsiniz kolaylıkla. Tarif videonun sonuna ekleyeceğim. Derecesi 170 derece. 10 dakika verdim. 5-10 dakika arasında gerçi de. 10 dakika verdim. Biraz yetersiz geldi. 2-3 dakika daha durdurdum. Şu şekilde yaklaşıyorum. 400 gram toz fındık, 200 gram toz fıstık, 300 gram hindistan cevizi, 400 gram pudra şekeri, 7 adet yumurta beyazı, 1 avuç çalışmış şanti. Yetersiz gelirse tekrardan eklersiniz. Bu da bayanlar için yaptım. Bayağı uğraştım. Gerçekten bardak hesabı çok değişik bir şey. Çünkü mesleğimin dışında bir şey bunlar. İzleyicilerim faydalanması için bu yüzden dolayı böyle bir şey yaptım. Umarım karşılığını verirsiniz. 5 adet su bardağı toz fındık, 2 su bardağı toz fıstık, 6 su bardağı hindistan cevizi, 3 su bardağı pudra şekeri, 7 adet yumurta beyazı, 1 avuç şanti çalışmış. Dediğim gibi yetersiz gelirse çalışmış şanti ekleyip de yumuşatabilirsiniz. Yoğur yoğurmaz direkt işlemeniz lazım. Yani yoksa durdukça sertleşecektir. Arkadaşlar birisini çıkartıyorum. Bakın tabanına da bakın. Çok yumuşaktır. Pamuk gibi bir şey gerçekten. Şimdi bakabilirsiniz. 2-3 dakika durdurdum. Şu anda dağılmasını da görün. Ne kadar pamuk gibi olduğunu zaten anlatabiliyorum. Bakın anlatabiliyorum ve görüyorsunuz zaten. Dediğim şekilde anlatacaklarım bu kadar. Fıstıklı dökmenin tarifini verdim sizlere arkadaşlar. Elinden geldiğince en iyisini yapmaya çalışsın. Gerçekten çok yoğunum. Bu yüzden dolayı video çekmekte biraz zorlanıyorum. Haftada bir gün idealdir. İnşallah devamı gelir. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Geçenlerde like çok istedim. Allah razı olsun hepinizden. Bayağı like geldi. 100'ün üzerinde oldu. Çünkü çok yeniyim. Bu 100 bile çok benim için yani. Onun daha fazlasını gelirse daha memnun olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun.